6 dönüm içerisinde bura atıl bir araziydi. Burayı aldık. Daha sonra dedik ki ne yapalım? Tropikal meyve yapalım. Herkes dedi ki kafayı mı yedin Mesut Bey? Bu yapılır mı? Millet portakal ekiyor, mandalina ekiyor, sen ne yapıyorsun? Veyahut da şeftali eklediler. Ben de dedim ki bunları yapmayacağım. Normalde en iyi istedim ben bir dönüm ejder meyvesi ekeyim. Ondan sonra dedim ki düşündüm ne yapalım? 4 dönümüne yapalım, bir dönümü eve ayıralım. 4 dönümü de geriye kalanı çilek yapalım. Daha sonra da ben de dedim ki arkadaşlar aman aman çileğe uğraşma Mesut abi dediler. Ben de çileğe uğraşma deyince ne yapacağız? Abi avokado ek. Ben de avokadoyu ektim. Daha sonra arasına pasiflora ektim. Daha sonra mango, tropikal meyveye dönüştürdüm her şeyimizi. Peki şimdi nasıl? Allah'ıma şükürler olsun. Çok mutluyum. Bu bana yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi meyvelerimizi aldık. Şükürler olsun. Kaç senedir oldu bu süreç? Normalde 6 ay sonra pasifloradan meyvemizi aldık. Avokado normalde 3 senede yetişir. 2. senede biz meyvemizi almaya başladık. Ya Rabbime şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun. Normalde bizim insanlarımız bilmiyor pasiflorayı. Halbuki bilmeleri için elimden geleni tanıtıyorum. Nerede var mesela? Nerede yaygın? Şu anda Mersin tarafına gidince Mersin'den başla Antalya'ya tarafına kadar her yerde pasiflora, avokado, mango. Şu anda özellikle de zaten Antalya mango ve ejder meyvesine daha fazla merak saldı. Şu anki konumda. Özellikle de bizim amacımız zaten avokadoyu ekmek ve avokadoyu yetiştirmekti. Ama ben şu anda pasiflorayı en fazla sevdiğim için bizim Kozan halkımızın yemesini istiyorum. Niye yemesini istiyorum? Şöyle ki demek istediğim bir uykusuzluk problemi çekenler için, şeker hastası olanlar için, bağışıklığı güçlendirmesi için çocuklarımızın özellikle yemeleri, 3 taneden fazla yememelerini tavsiye ediyorum. Peki ne kadar hasat yapıyorsunuz? Günlük ne kadar hasat oluyor? En azından 100-150 kilo. Fazlasıyla veriyor ya Rabbim. Evet, hep üretimi konuştuk ama pazar nasıl? Üretiyoruz ama pazar. Pazarımızı şöyle ediyorum ablam. Özellikle tanısınlar diye ya Dağılcağı götürüyorum ya da bu sene tezgahımı açtım. Turistik yerlere. Turistik yerlere. Özellikle de istiyorlar benden. Anamur istiyor. Veyahut da Ceyhan'a göndereceğim abi diyorlar. Özellikle sipariş istiyorlar. İstanbul şu anda bir ton istedi benden. Bir tona imkanı yok. En azından 10 kişi olmam lazım ki bu bir tonu yetiştirmem lazım. Çünkü yurt dışına göndermeler için. Siparişlere yetişemiyorsun. Şükürler olsun. Aynen. Ha Kozan'ımızın tatmasını istiyorum. Demek istediğim hep insanlarımız portakal, mandalin vesairelere dönüştü. Ben istiyorum ki eksinler avokado. Ben ektim. Burada ayrı yattan 20 dönüm başka biri sekti. 15 dönüm başka biri sekti. 90 dönüm de başka biri sekti. Ha ben seviniyorum kendi adıma. Özellikle de benim buraya gelip giden aşırı derece. Abi nasıl biz de ekeceğiz ne düşünüyorsun? Ben de diyorum ki her türlü yardımcı olurum. Peki. Ablam şöyle söyleyeyim. Normalde Anamur'da veyahut da Antalya'da ejderin fiyatı 350 milyon lira ben 200 liraya veriyorum. Pasifloranın fiyatı normalde 200 milyon lira ben de 150 milyon lira 100 liraya veriyorum. Herkes yesin, herkes öğrensin diye. Özellikle de şunu söylüyorum ki her evi, normal müstakil evi olan insanlarımız iki tane evlerinin önüne diksin istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü sağlık açısından diksin. Başka bir şey için değil. Buna yetişmez mi bu burada diyorlar? Yetişmez diyorlar. Aha kendi kendine meyve verdi. Allah'ım binlerce şükürler olsun diyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Gelir abi kendi döller. Kafasına göre çekeceği yerleri. Şeker hastaları için. Aynı mı? Ya yetti miydi durdurmuyor. Millet diyor ki abi illaki sat diyor. Al sana.
Normalde 3 senede bir vermesi gerek, 2 senede meyve verdi mesela.